30 dakikaya hoş geldiniz. Ekonomi gündeminde öne çıkan gelişmeleri değerlendireceğiz. Önce haber başlıkları. Borsa İstanbul endekslerinde 2020'nin ilk çeyreğinde geçerli olacak pay değişiklikleri açıklandı. Buna göre BIST 100 endeksinde 23, BIST 50 endeksinde 5 ve BIST banka dışı likit 10 endeksinde de 2 şirket yer değiştirecek. Ukrayna krizi nedeniyle muhalefet tarafından görevini kötüye kullanmakla suçlanan Amerikan Başkanı Donald Trump hakkındaki hazire oylaması Temsilciler Meclisi'nde bugün yapılıyor. Demokratların temsilcisi Nancy Pelosi, Amerika'da kimse yasaların üstünde değildir ifadesini kullandı. Nancy Pelosi'ye karşı 6 sayfalık açık bir mektup kaleme alan Donald Trump ise bu hukuk dışı partizan bir darbe girişimi, tarih beni değil sizi yargılayacak dedi. Çin Merkez Bankası parasal koşulları gevşetmek için 14 günlük ters repo faizini 5 bas puan düşürdü ve %2.65'e çekti. Merkez Bankası geçen ayda diğer bir kısa vadeli faiz olan 7 günlük repo faizini benzeri bir şekilde düşürmüştü. İtalyan otomobil üreticisi Fiat Chrysler'le Peugeot ve Citroen markasının sahibi ana şirket bağlayıcı bir birleşme anlaşması üzerinde anlaştıklarını açıkladılar. Yaklaşık 50 milyar dolar değerindeki bu birleşmeyle satış adetlerine göre dünyanın 4. gelirlerine göre ise 3. büyük otomobil üreticisi ortaya çıkacak. Birleşmenin 12 ila 15 ay içinde tamamlanması bekleniyor. Arsenal'de oynayan Türk kökenli Alman vatandaşı futbolcu Mesut Özil'in sosyal medya hesabında Çin'in Uygurlara uyguladığı baskıyı eleştirmesine Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan destek geldi. Mike Pompeo Twitter'dan Çin Arsenal'ın bu sezonki maçlarını sansürleyebilir ama gerçekler her zaman kazanacaktır ifadelerini kullandı. Haberler bunlar ama asıl sıcak haber Paris'te, Fransa'da. Fransa'da emeklilik reformuna karşı halk ayaklanmış durumda ve ikinci haftaya girdi. İkinci haftaya girerken eylemler giderek yayılıyor. Paris şu anda gerçek anlamıyla bir gösteri merkezine, nümayiş merkezine dönmüş durumda. Bakalım son durum nedir? Emmanuel Macron ve Fransa hükümeti bu duruma karşı nasıl bir hal çaresi düşünüyor? Telefon attığımızda Anadolu Ajansı Paris muhabiri Yusuf Özcan var. Yusuf hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Bir anlatır mısın bize? Yani en başına giderek değil ama en azından şu son bir haftayı anlatmanı istiyorum. Ne oluyor, ne bitiyor? Acaba hükümet bir geri adım atacak mı size göre? Yoksa böyle devam edecek ve eylemler bir şekilde sonlandırılacak ya da sönümlendirilecek mi? Evet, Fransa'da tamamen hayat kaosa sürükleniyor. Grev ve gösteriler özellikle son bir haftada yoğun bir şekilde devam ediyor. Grevlere katılım oldukça yoğun. Ancak şunu belirtelim. Tabii hükümet ve Macron yönetimi kesinlikle şu ana kadar bir geri adım atmadı. Ve şu an atmama konusunda da kararlı. Zira dün Fransa Başbakanı Edouard Philippe dün yaptığı açıklamada emeklilik reformunu hayata geçirme konusunda kararlı olduklarını belirttiler. Dolayısıyla bu açıklamadan da anlayacağımız gibi hükümet bundan geri adım atmak istemiyor. Tabii grev ve gösteriler devam edecek. Tabii özellikle sendikalar hükümet geri adım atana kadar, emeklilik reformunu geri çekene kadar gösterilere devam çağrısı yapıyor. Tabii grevler ve gösteriler tabii hayatı olumsuz anlamda etkiliyor. Metroların büyük bir bölümü çalışmıyor. Özellikle başkent Paris'te tren seferleri yapılamıyor. Dolayısıyla ciddi manada trafik sıkışıklığı meydana geliyor. Uzun rekor araç kuyrukları oluşuyor. Hayat tamamen felç olmuş durumda. İnsanlar evlerine gidemiyor. İşlerine de gitmekte hayli zorlanıyor. 15 dakikalık yol 2 saat, 2,5 saate uzuyor. Dolayısıyla evet, insanların hayatları oldukça zorlanıyor.
Pekala, çok teşekkürler. Fransa'da hayat giderek zorlaşıyor. Bakalım hükümet nasıl bir yol ayrımına gelecek? Ya uzlaşmak zorunda, halkla uzlaşmak zorunda ya da bildiklerini uygulamak zorunda. İki tarafı keskin kılıç aslında. Halkla uzlaşırsa bu defa bütçeyi dengeleyemeyecek. Daha doğrusu sosyal yardımlar ve sosyal harcamalar dolayısıyla büyük bir yükün altına girmiş olacak. Bu da Fransa'yı uzunca bir süre oyalayabilecek durumda. Yeni kaynaklar yaratamadığı takdirde. Dolayısıyla hükümetin de işi zor ama halk da bir yanda haklı bir tepkiyi ortaya koyuyor. Stüdyomuza dönüyoruz. Adnan Dalga Kıran bizimle birlikte. Ne diyorsunuz Fransa'da olup bitenlere? Aslında dünyanın her yerinde bu konu özellikle emeklilik ve sosyal meseleler çok önemli ve stratejik. İnsanlar tabii ki doğal olarak daha az çalışmak istiyorlar. Daha fazla yaşlandıkça çalışma hayatının içerisinde olmak istemiyorlar. Hayatlarının son dönemlerini rahat yaşamak istiyorlar. Bunun da çalışanlardan alınan parayla emekli olanlara kaynak sağlanıyor. Sadece çalışanlar değil tabii. O zaman bu kaynaklar yeterli gelmiyor. Mesela nüfusa göre değişebiliyor. Türkiye gibi ülkelerde kaç çalışanlar ne kadar, çalışan sayısı ne kadar? %50'si çalışıyor, %48'i çalışıyor. Diğerlerine bakıyor. Bu tip ülkelerde daha da sorun. Mesela Almanya'da Almanya'da %70'i çalışıyor. %30'u çalışmıyor. Bizde ise %48'lerde bu rakam. Bunlar tabii hükümetlerin topladığı diğer kaynakların nasıl dağıtıldığı. Bunlar hep tartışma konusu. Bunları doğru bir bütçeyle yürütmezseniz, realist bir şekilde yürütmezseniz, popülist davranırsanız bu sefer belki önümüzdeki 3-5 yılı kurtarıyorsunuz ama gelecek nesillere ağır bir yük bindirmiş oluyorsunuz. Onlar daha ağır bir fatura ödemiş oluyor. Haklı olarak da herkes kendi hakkını bir şekilde savunmaya çalışıyor ve bir denge bulunmaya çalışılıyor. Ama burada bir realiteyi ortaya koymak oldukça zor yani açıkçası. Şimdi ideali şu, yani sizin anlattığınızdan da anlıyorum, benim bilgilerim de o yönde. İki çalışanı bir emekli idare edebiliyor. Evet. Daha doğrusu bir emekli iki çalışana tekabül ediyor. Evet. Eğer iki kişi çalışıyorsa bir kişiyi besleyebiliyor. Ama bu oran değiştiği zaman, mesela Türkiye'de şu anda dediğiniz gibi yarı yarıya yakın bir orana gelmiş durumda. Nordik ülkeleri dediğimiz İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, buralarda bu oran çok iyi tutturulmuş durumda. Fakat sorun şu, insanlar daha uzun yaşıyor. Evet. Daha uzun emeklilik süreleri harcıyorlar. Evet. Ve bu uzun emeklilik süreleri hesaplanamayan, hesapta olmayan bir rasyoyu gündeme getiriyor. Acaba bunun üstesinden nasıl gelecekler? Çünkü insan ömrü 70, 80 hatta 90 işte 2050 yılında 110 yaşına kadar uzayabilecek gibi hesaplar yapılıyor. Daha da çok. Ben seviyorum böyle hesapları yapmayı. Bazen kendi kendine oturan diyorlar ki işte insan uzuvlarının işte yedek parça gibi dışarıda işte karaciğer üretebilecek. Çünkü 150 yıl insan yaşarsa eğer bu 150 yılında yani 50 yılı aktif bir şeyin enerjiyi harcayamayacaksa yani 100 yaşından sonrası yani 50 yıl öyle bir rakam ortaya çıkıyor ki ya sürekli savaş yapar dünya. Yani beslemesi mümkün değil yani. Yani bunları şimdiden düşünmek lazım. Ama açık olmak lazım. İşte eğer hükümetler kaynakları bir kere doğru toplayabilmesi lazım. Vergiyi doğru alabilmesi lazım. İşte dolaylı vergiye çok yaslayan ülkelerde bu daha da büyük bir sorun haline geliyor. Mesela Türkiye'de kurumlar vergisine baktığınız zaman 1 milyondan fazla küçük büyük işletme var. Evet. Ne kadar vergi veriyor bakıyor musunuz? Yani bir muamma o. Evet. Yani bakın 500 bin tanesi aşağı yukarı zarar gösteriyor. 500 bini asgari ücret kadar vergi vermiyor. Şimdi olay ne oluyor? Dolaylı vergilere biliyor. Siz normal yollardan vergi alamazsanız. Mesela çalışanların sizce yüzde kaçı tam gösteriliyordur aldığı maaşlar? Çünkü %30'u tam olarak gösteriliyor. Öbürleri gösterilmediği zaman bu sefer bir kere o şirketler arasında rekabette dengesiz. Tam gösterenin var. Yani günahı. her şey sonuçta dönüyor, dolaşıyor, adalete geliyor. Adalet.
adil bir paylaşım ve sistem oluşturmadığınız zaman sorunlar ağırlaşıyor. Yani şimdi eğer bütün çalışanlar aldıkları ücreti tam olarak gösteriliyor olsa belki bizim de sosyal güvenlik sistemimizde emekliler daha fazla maaş alabilir, değil mi? Kesinlikle. Bu sefer öbürleri diyor ki ama biz bunu gösterdiğimiz zaman yaşayamayız. Şimdi burada başka bir alana giriyoruz. Yaşayabilecek olanlar var, yaşayamayacak olanlar var. Tam tersi böyle adaletsiz olduğu zaman da kurallara tam uyanların yaşayamama gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalma durumu var. Değil mi? Doğal seleksiyon tersine çalışıyor. Tersine çalışıyor. Evet. Yani doğru kurallar koyup o kuralları herkes için eşit bir şekilde işletmemiz lazım. Yani bu işin başka bir çaresi yok. Her konuda ve her şeyde. Peki. Bir asgari ücret meselesi var. Asgari ücret tespit komisyonu son toplantılarını yapacak. 1 Ocak'ta yeni asgari ücreti biz öğrenmiş olacağız. Şu anda asgari ücretin neti 2020 lira. Ve 2300-2400 lira gibi olması bekleniyor. Yani en azından enflasyonun biraz üzerinde bir artışla bağlanması lazım. Şunu soracağım. Bir defa ne olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Bu bir. İki, ücreti gerçek değeri üzerinden göstermeyip işte sadece asgari ücreti verip diğerini elden cepten ya da şu ya da bu yolla ödeyen işletmeler, işte bu dediğiniz gibi haksız rekabeti yaratanlar aslında onlar. Yani nasıl bir çözüm olmalı ki hem gerçek anlamda asgari ücret insanca yaşamaya elverişli bir rakama ulaşsın hem de asgari ücretten vergi kesintileri daha hakça toplanabilsin, alınabilsin. Burada da gerçekçi olmamız lazım. Yani doğru bilgiyi vermemiz lazım. Şöyle söyleyeyim, yani gayri safi milli hasılasının sadece %15'i üretimden gelen, işte yüksek ve orta yüksek katma değer, yüksek teknoloji ve orta yüksek teknoloji üretmekte çok güçlük çeken ve aynı konuda çok fazla rekabet alanı yaratan bir ülkede asgari ücretin çok yüksek rakamlarda olması beklenemez. Evet. Şimdi bize öyle sektörler var ki asgari ücreti ne yaparsanız yapın onların çok üzerinde zaten maaş veriyor. Yani makine sektöründe asgari ücretli insan bulmakta çok zorlanırsınız. Yani. Şimdi öyle sektörler de var ki rekabeti daha ucuz iş gücü üzerinden sağlayabiliyor. Bizim endüstrimizin dönüşmesi gerekiyor, insanımızın da dönüşmesi gerekiyor. Eğer çalışanlar daha nitelikli hale gelirse, nitelikleri artarsa, o zaman asgari ücret almayı gerektiren daha niteliksiz iş alanında çalışacakların sayısı azalacağı için alacakları ücret de yukarıya doğru gidecektir. Evet. Dolayısıyla da her iki açıdan da baktığımız zaman bir, girişimci daha nitelikli işlere yürümeli. İki, çalışanlar daha nitelikli hale gelmeli. Asgari ücretin çözümü burada. Yani yoksa kaynaklar belli, o kaynaklar içerisinden bir şey arıyor. İşte emekliler ayrı istiyor, asgari ücret diyor. İşte sağlık meseleleri, güvenlik meseleleri, bir sürü meselesi var. Ama Türkiye'nin yarattığı kaynak bunun için hepsini daha iyi şartlarda sağlamak için yeterli değil. Bir de yani daha öncelikli olmayan alanlarda yatırımlar yaparsanız, kamu olarak ve diğer alanlarda, bu kaynaklar daha fazla sıkışmış oluyor. Aslında şimdi son derece konu basit ama onu hayata geçirmek oldukça sofistike ve zor. Evet. Şimdi dün gerçekleşen bir karar var. Exim Bank kredilerde bir 100 bas puan daha indirime gitti. Dolayısıyla ihracatçının önünü biraz daha açmak istedi. Hı hı. Siz de temel olarak zaten üretim ve ihracat yapan bir iş kolunu temsil ediyorsunuz. Hı hı. Acaba bu tür yöntemlerle, yani bu uygulamayla sonuç alınabileceğini düşünüyor musunuz? Yani elbette işe yarayacaktır ama sonuç alıcı bir adım olarak görüyor musunuz? Yoksa daha farklı ve daha üst planlamalara ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Şöyle soruyorlar dünden beri, işte faizler indiği zaman hemen gazeteci arkadaşlar da soruyor, faiz indi nasıl karşılaşırız? Tilkiye sormuşlar, tavuk sever misin diye. Ya demiş, gülmekten cevap veremiyorum. Evet. Şimdi neticede tabii ki faizlerin düşük olması, yatırım ikliminin oluşması için, yatırım olması için çok paranın önemli bir hadise. Olması lazım. Paranın ucuz olması lazım. Evet. Para her halükarda şu anda Batı'daki ya da gelişmiş ülkelerdeki rakiplerimize göre Türkiye'deki girişimciler çok daha yüksek şekilde faiz ödüyorlar açıkçası. Bu bir gerçek. Bunun aşağı her düşmesi
bir şeydir. Ama bu tek başına bir şey ifade etmez. Yani o kadar komple bir şey ki. Sizin dış politikadaki faaliyetlerinizden, içerideki hukuk sisteminize, şusa, güvene, geleceğe olan güven, şu bu, bunların araştırmaları yapılıyor zaten. İşte tüketici güven endeksi diyor, yatırımcının güven endeksi falan. Bütün bunlarla birlikte bakmak lazım. Yoksa biz tek bir şeyle, parametreyle baktığımız zaman bu çok yanıltıcı. Yani olumlu ya da olumsuz, tek bir parametreyle olumlu ya da olumsuz konuşmak, daha çok böyle ideolojik ya da bir şartlanmış bir şeyin konuşması olur. Komple almamız lazım. Komple ele aldığım zaman şunu söyleyeyim. Exim Bank gerçekten Türkiye'de en başarılı kurumlardan biri olarak görüyoruz. Yani ihracatçının çok ciddi amacına şekilde uygun çalışan nadir kurumlardan biri olarak görüyoruz. Bu uygulaması da oldukça şey. Ama tabii gönül ister ki Exim Bank'ın çok daha güçlü bir mali yapısı olsun. Türkiye'yi riskli ülkelerde de iş alır hale getirsin. Şimdi mesela Çin'in, mesela diyelim ki Ukrayna'da ya da Afrika'da bir ihale erişiminde buna karşılaştığınız zaman makine sektöründe de görüyoruz bunu. Çinli bankalar Çinli yatırımcının yanında tak diye olabiliyor. Bize geldiği zaman diyorlar ki riskli. Haklılar ama demek ki bazı pazarlarda bazı riskleri, pazarla payımızı artırmak için bazı riskleri de alabilen bir yapıya kavuşması lazım. Kore, Çin, Tayvan bunların aldığına göre demek ki çok da böyle bir devasa riskler yok ortada aslında bakarsanız. O açıdan faizlerin düşmesi her şekilde şey, ama bunu zaten hep söylüyorum. Siz daha evvelki programlarda da dedik yani Türkiye hiç hakikaten teşvik vermesin. Bütün teşvikleri kaldırsın. Sadece nedir? Almanya'daki yatırımcı %1 faizle para kullanıyor. Bizim yatırımcılarımıza %1'le kullansın. Bu aradaki farkı sağlasın. Bu bir teşvik değil ki, rekabette eşitlik sağlamak aslında, değil mi? Evet. Aslında Batı'nın bu konudaki şeyleri bir olumsuz yaklaşımları olursa bu konuda anlatılmalı. Ama diğer teşvik alanlarına haksız rekabete de yol açabiliyor. Çünkü biz hiçbir teşviği, hiçbir yaptığımız çalışmayı, hele kamu hiçbir yaptığı çalışmanın etkisini ölçemiyor, ölçmüyor yani. Ölçmediğiniz zaman da yani bir şey kaynak dağıtıyorsunuz. Bu kaynak ne işe yaradı? Yani hiçbir tane böyle bir analiz gördünüz mü? Şurada işte tarım sektörüne şu kadar kaynak sağlandı. Şu girdiler şöyle var, şu çıktılar var. İşte evet. Ya da teknoloji alanında işte ya da ASELSAN şu kadar kaynakla şey yaptı. Bunları yaptı ama şu kadar parayla şunu yaptı. Ya da TÜBİTAK'ta işte ben TÜBİTAK'ta bilim kurulu üyeliği yaptım. İlk toplantıda sorduğum şey şuydu. Bana enstitülerin performans değerlendirmelerini görebilir miyim diye. Yoktu. Peki milyar dolarlar harcıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi yani? Kendi şirketimizle yani böyle bir özel sektör yönetsek yönetemeyiz. Batar yani. Evet. Dolayısıyla da bu verimlilik enstitülerini, bu ölçme sistemlerini kurmak Türkiye'nin bence birinci öncelikleri olmalı ve bunlar şeffaf olmalı. Yani ülke ne kadar şeffaf olursa, ne kadar her şey görünür ve ortada olursa o kadar her şey daha iyiye gider ve daha fazla girişimci ve yatırımcıyla karşılaşırsınız. Son 3 dakikamız. Dün BloombergHT.com'da bir yazı yazdım. Kredi batığı nasıl önlenir diye. Hikaye şu. Şimdi Türkiye'de şirketler, ihracatçılar, imalatçılar, girişimciler krediye erişmek için bir tek yol kullanıyorlar. Bu yol teminat, değil mi? Bankaya gidiyorsunuz. Banka diyor ki Adnan Bey size kredi vereceğim ama teminat olarak ne gösterir? Sen de diyorsun ki şurada 2 tane arazi, burada 4 tane gayrimenkul, burada şu kadar fabrikada makine parkı. İşte bu diyor. Hesaplıyorlar. Bir ekspertiz geliyor. Diyor ki tamam Adnan Bey size şu kadar kredi verebiliriz. Veriyorlar. Bir süre sonra tabii şirket ölçülemediği için, para iyi yönetilemediği için o alınan kredi genellikle borçlara gidiyor. Çünkü borçlar zamanında ödenmiyor. Yazının özü şu, diyorum ki teminat bazlı kredi tahsisinden vazgeçilmeli, bilanço bazlı kredi tahsisine geçilmeli. Ama bilanço da şöyle, Adnan Bey kafasına göre bilançosunu yapmış, evet bu bilançoya göre verir mi? Hayır. Bilanço bir defa uluslararası denetim kriterlerine göre denetlenecek. Ayrıca şirket uluslararası denetim kriterlerine göre de notlanacak. Evet. Şimdi Avrasya... JCR Avrasya'yı satın aldık. Bu amaçla bir çalışma yürütüyor hükümet bildiğim kadarıyla. Çok geç kalınmış. Yani 10 sene önce, 15 sene önce yapılması gereken şeyi biz şimdi yapıyoruz. Çünkü kredi batığı giderek artarken nasıl önlem alabiliriz? Size göre teminat bazlı kredide ısrar etmek gerekir mi? Yoksa bu sözünü ettiğim bilanço bazlı
kredi esasına geçmek bizi kurtarır mı? Ali Bey 20 yıldır söylediğim şey benim. Öyle mi? Şimdi, tabii 20 yıldır bunu söylüyorum. Çünkü estağfurullah yani bankacılara da söylüyorum. Yani üst düzey bankacı arkadaşlara da söyledik. Ya şimdi mesela ben Ar-Ge yatırımlarım var benim. Diyelim ki iki tane iş adamı. Biri Ar-Ge'ye yatırım yapıyor. Evet. Öbürü de gidip arazi alıyor. Şimdi Ar-Ge'ye yatırım yapan yani önündeki 3-4 sene sonra ciddi bir sıçramaya doğru gidecek olan firmada o ne görünüyor? Gider harcama bilmem ne. Tabii. Bilançosu da şey oluyor. Yani iki harçete. Evet. Öbür taraftaki arazi almış. O arazi. Banka gidiyor. O arazi neydi? Ne verir? Malı var diyor. Adamın malı var diyor. Tabii. Aha şimdi görüyoruz malı varı. Yani. Tabii. Şimdi aynen bunu yapımız. Gerçek bankacılık da bu zaten. O zaman farklı girişimciler de ortaya çıkacaktır. Yani hiç parası olmayan bir adamın bile bir projeyle gelip bir bankada destek alabilmesi gerekir. Türkiye'deki diğer enstrümanlar da zaten yürümüyor. Yani işte borsanın şeyi belli. Efendime söyleyeyim diğer yatırımcılar mesela Amerika'da siz çıktığınız zaman ben şöyle bir iş yapacağım dediğiniz zaman işte bir de çıkıyor 3-5 milyar dolar para topluyor. Yani tabii. Ve orada bir kültür haline gelmiş. Burada siz ne yaparsanız yapın böyle bir kültürü oluşturmak zor. Dolayısıyla da bu bankacılık sisteminin, bankacıların bakış açısının gerçekten değişmesi gerekiyor. Çünkü neticede baktığınız zaman bu bakış açısı doğru olsa bankalar sürekli belirli dönemlerde çok ciddi bunalımlara giriyorlar. Evet. Sıkıntılara giriyorlar. Demek ki doğru değil. Yani bir de burayı deneyelim. Yani bir deneyim değil zaten batıda olan bir şey. Yani adamın elinde Ar-Ge yapıyorsa bu bir değerdir. Yani şimdi baktığın zaman bizim bakışımızı ve kültürümüzü anlatıyor. Burada Ar-Ge ile bilmem neyle bir değer yaratan biri var. Burada da arazi alan biri var. Evet. Benim mekanizmam hala arazi alana değer veriyor. Siz de diyorsunuz ki bu ülkede niye teknoloji gelişmiyor? Gelişir mi canım? Nasıl gelişsin? Peki. Süremiz bitti. Yönetmenimiz sürenin bittiğini söyledi. O bakımdan aslında bu konuyu belki gelecek tabii programda tekrar önemli geldiğimizde konu yeniden konuşabiliriz. Sizin 20 yıl önce yazdığınız bir şeyi işte yeni yazıyoruz ve hakikaten yine de söylüyorum. Kurgulanması gerekiyor. Her şeyden söylüyorum. Bankalara da söylüyorum. Ama çok fazla dinleyen yok herhalde. Peki. Bitirdik. Çok teşekkürler. 30 dakikanın sonuna geldik. Akşam 19'da ana haber bülteninde görüşmek üzere.